Herkese merhaba, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel şişmiş bir suratla günaydın demek istiyorum. Makyaj bile yapmadım, sadece kendime olan saygımdan dudağıma biraz ruj sürdüm. Biraz da kirpiklerime rimelle tamamladım. Sonra geldim sizin karşınıza oturdum arkadaşlar. Geçen hafta siparişini verdiğim bir ürünü beraber incelemek istedim. Aslında şöyle beraber incelememiz için öncelikle kutu açılımını da beraber yapmamız gerekiyordu. Ama ben dayanamadım çünkü kargo geldiği gibi muhteşem bir yoğunluğum vardı hafta içi. Bunun sonrasında da hafta sonu derken anca sıra geldi diyelim. Eğer hazırsanız videonun başlığından da anlaşıldığı üzere... Durun bir saniye. Önce kanalıma abone olun aşağıdan. Güzel yorumlarınızı da bırakın. Ondan sonra videonun devamına geçebiliriz. Arkadaşlar şu halime bakın, çıldıracağım. Şimdi gerçekten yüzümde makyaj yok ve duş aldım. Bu saç kurudu, kuruyacak, çok az kaldı. Şimdi gelelim kutu açılımına. Çünkü ürünümüz tam da biraz nemli bir saça ihtiyacımız olduğu için aslında bu şekilde geldim sizin karşınıza diyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi Arzum'un bu fön tarağını biliyorsunuzdur. Saç şekillendirici, böyle hava üfleme fön tarağından bahsedeceğim sizlere. Aslında benim ihtiyacım olan buymuş, biliyor musunuz? Yani binlerce aldım bu ürünlerden. Saçımı kurutmalısından düzleştiricisine, küçüğünden büyüğüne, taraklısından taraksızına derken gerçekten yüzlerce denedim yani. Ama en sonunda ihtiyacım olanın bu olduğuna karar verdim. Aslında ben ilk başta mesela bir önceki videomda tanıttığım üründen ziyade bununla arasında gidip gelmiştim. Keşke bunu alsaymışım diyorum şu anda. Çünkü mesela şu anda görebiliyorsunuzdur, benim saçlarım dalgalı bir saç yapısına sahip. Yani böyle dipler dalgalı, bazen böyle kendi kendine bırakınca hepsi dalgalı. Hatta böyle yazın sürekli o köpüklerle şekillendirince böyle kıvır kıvır olan bir saça sahibim. Yani ben düz saça sahip değilim. Ve benim için gerçekten her gün duş alıp, saç kurutup, saç düzleştirmek artık bir işkence haline geldi. Hani bu da saç yani, bir Allah yapısı. Ne kadar beslesem de, ne kadar baksam da her gün ısıya dayatmak gerçekten işkence. Hem benim zamanımı hem de saçlarımın yapısını öldürmeye başladı. Hani ben daha az zararla da günü kurtarma peşindeyim. Artık işin maddi boyutuna geçtim. Şimdi bu gördüğünüz Arzum'un çıkan fırçasını eminim birçoğunuz denemiştir. Ama bir de benden deneyin, benden görün istedim. Artık çok uzatmayalım, geçelim. Şimdi kutumuzu bu şekilde açıyoruz. Şöyle sizin de görebileceğiniz şekilde. Şuradan bir açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kutumuz var. Kutumuzun içinden, ben bunu bir çıkarayım bir bakayım. Bunları da siz görün diye koydum. Aslında onların hepsini çıkardım. Şimdi bir tane şöyle gövde başlığımız çıkıyor. Şöyle hava üflemesi için, yani saçı sadece kurutmamız için bir başlığımız var. Şöyle ince fırçalı bir tarağımız var, kafası. Bir de şöyle kalın fırçalı bir başlığımız var. İçerisinden ıvır zıvırlar, bir de işte garanti süresi falanı filanı çıkıyor. Bunları boş ver. Bunlar çok önemli detaylar değil. Şimdi şöyle çıkan bir gövdemiz var arkadaşlar ve bunun kablosu uzunmuş. Oldukça test ettik, onayladık yani. Şöyle bir başlığımız çıkıyor. Şu görmüş olduğunuz yerden bir, iki kademeli şeklinde hava üflüyoruz. Bunun haricinde şurada bakın üfleme yeri var. Şu şekilde yukarı çıkardığınızda soğuk üflüyor, aşağı indirdiğinizde sıcak üflüyor. Bir de şu yan tarafında mesela şöyle bir şey var. Bunu böyle bastırınca şuradaki başlık çıkıyor. Kablosunun uzunluğu oldukça ideal. Kablo uzunluğu önemli çünkü. Mesela benim saçım biraz kuruması lazım aslında. Çok ıslak saçla bu saçımızda fön çekemiyoruz arkadaşlar. Yani böyle şapır şapır duştan çıktığınız o saçınızı ne yazık ki bu fön tarağına değdirmeyin. Çünkü böyle anlatıyordu içinde. Şu şekilde takıyoruz ve tık sesi duyduğunuz anda oturuyor zaten, görüyorsunuz. Şimdi sizin için bir ara kablo temin ettim şuraya, bir yerlere. Önce bir kafasını açık bırakmışız. Önce bir fişe taktık bunu, tamam mı? Nasıl anlatsam bunu size? Şöyle bir sesini duyun önce. Bakın bu en yüksek. Bu en yüksek. Bu bir aşağısı. Bunu da kapatıyoruz zaten. Sadece birazcık kurutacağım. Çünkü zaten ıslak değil şu anda. O nemliliği gitti ben buraya oturana kadar. Okey, yeter bu kadar. Of. Peki saçlarımın rengi hakkında ne düşünüyorsunuz tam olarak?
nasıl bir görüntüyü elde ediyoruz acaba biz? Ne yapıyoruz biz? Artık yaz gelsin de şu saçlarımı adam akıllı bir sarıya döndüreyim. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Arkadaşlar şimdi benim gibi böyle kısa ve çok da gür olmayan saçlara sahipseniz aslında ikisini de kullanabilirsiniz. Çünkü ben ikisini de deneyimledim. Ama bu daha böyle nasıl diyeyim size, daha kolay alınıyor. Çünkü saçlarınızı böyle tek tek ayırdığınızda bununla daha kolay alınıyor. Arasındaki fark ama bu benim işimi oldukça görüyor diyebilirim. Bugün de sizlerle önce bunu göstermek istiyorum. Şimdi bu başlığını çıkarmamız için az önce göstermiş olduğum şu pıt yeri var ya, bakın. Böyle yapınca çıkıyor. Biraz ısınıyor bu arada. Başlığı çıkarırken dikkat edin. Elim yanlışıyor. Şimdi tekrar takacağız. Bakın. Bunun böyle pıt yeri var. Çok kolaymış bu arada. Ve çok zevkli. Bakın. Böyle. Oldu mu? Olmadı. Takamadım şu an. Kız niye takamadım ben bunu? Aa. Tamam oldu. Böyle tık diye ısınıyor. Bunu kullandıktan sonra çıkarmak isterseniz şurası ısınıyor arkadaşlar. Yani ben mesela bunu böyle çekiyorum. Pıt yapıyorum, öyle çıkarıyorum. Hemencik oluyor. Şu görmüş olduğunuz aralardan hava üflüyor bu. Ve bildiğiniz fön çekiyorsunuz işte ya. Kurutmaya da gerek kalmıyor. Tekrar düzleştirmeye de gerek kalmıyor. Çok güzel bir şey değil mi bu? Dyson almaktan vazgeçtim. Bazen böyle çok özensiz davranıyorum. Direkt haldır huldur giriyorum yani. Sabah da şöyle bir saçımın önünü attım mı benim işimi görüyor. Ama şu an biraz daha detaylı yapalım. Çünkü bugün pazar, yarın iş var. Tekrar tekrar saçımla uğraşmak istemiyorum. Önce saçımı bir ayıracağım, tamam mı? Görmeniz için. Şöyle ben ortadan ikiye saçımı ayırıyorum. Şöyle buradan bir tokayla tutturuyorum. Sonra başlıyorum. Şu an soğuğu aldım en son saçımı kuruturken. Aşağı indiriyorum, sıcakla yapıyorum. En son fönümün sabit kalması için aslında soğuğa alıyorum. 2 numarayla. Ne düşünüyorsunuz? Bakın. Ay elim yandı kız. Ne düşünüyorsunuz? Gayet iyi değil mi? Gayet iyi. Bir de özenli bir şekilde yaptığımız zaman çok çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi bu büyük başlıktı. Şu tarafta da ön tarafını bir de ince başlıktan göstereceğim. Ama buralar çok böyle hava üflüyor ve çok ses fazla gidiyor size. Siz sesinizi duyun diye aslında bu şekilde yaptım. Şimdi biraz ileri saracağım. Siz böyle bir saniye sonra saçımın burasını yapılı görmüş olacaksınız. Tada! İşte geldim. İşte size mükemmel düzlük diyebiliriz. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim. Yani bunu yapmam benim maksimum 7 dakika sürdü. Maksimum. Yani hem saçımın kurutulup hem de bu şekilde böyle düzlüğe kavuşması 7 dakikayı buldu diyebilirim. Arkadaşlar yani hem kurutup daha sonrasında saçı böyle hani mükemmel pres bir müzlük, bir düzlük seviyorsanız bu sizi tatmin etmeyebilir. Ama ben mesela o kadar artık eskisi gibi dümdüz pırasa gibi saç sevmiyorum. Bir de ben en sonunda bunları böyle yapıyorum ya. Şu ön tarafını tekrardan bir alıyorum. Orayı göstereceğim size. En sonunda bigudi ile sarıyorum akşamdan. Yatıyorum, sabah kalkınca saçım böyle daha doğal ve daha düz. Aslında düz ama daha hacimli oluyor. Kan ter içinde kaldım. Ama bitti. Bitti. İşte benim bu saçı yapmam. Buradan da bakıyorum. 20 dakika kurutması, fönlemesi böyle 20 dakika. Ya ben çok memnun kaldım ya. Bence bunu herkes almalı. Çünkü benim saçım çok inatçı biliyorsunuz. Bu arada yüzümden dolayı da kusura bakmayın ama ne yapayım? Ne yapayım yani? Bugün bakım günü. Makyaj yapmak istemedim tekrardan size.
Böyle oluyor. Gayet de havalı oluyor yani. Bu hatta böyle kabarıklığı falan iniyor ben yatıp kalkınca, sabah uyanınca. Hatta son olarak şu önünü de beraber yapalım sizinle. Tamam mı? Kulaklıkla dinliyorsanız kulaklığın sesini biraz kısın. Çok gıcır diyor bu ses ya. Şimdi şöyle alıyorum ben önünü, tamam mı? Bu büyük fırçayı takıyorum. Başlıyorum. Hoppa. Çok iyi değil mi ya? Çok havalı. Çok havalı olmuyor mu? Bence çok havalı. Harika. Beybim sular. Harika oluyor. Arkadaşlar bunu da bu arada ben Trendyol'dan aldım. Ne kadar aldım? 800 küsür falan olması lazım. Şu an fiyatı biraz daha düşmüş olabilir. En son baktığımda öyle gördüm çünkü. Bence alın aldırın diyorum. Yani bundan önceki önerdiklerim de çok iyiydi ama bu çok çok iyi. Fiyat performans açısından da çok beğendim. Benim gibi böyle üşengeçseniz, hem kurutup hem düzleştirmeye üşeniyorsanız açıkçası, hem de biraz böyle tutumluysanız alın. Bu arada taksitten dedim galiba ben bunu ya. Peşin fiyatını 3 taksit falan bölüyorlar yani. Alın aldırın arkadaşlar. Gayet hoş yani, beğendim ben. Siz de beğendiniz mi? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka bekliyorum. Bu arada o kadar çok yeni ürün aldım ki hepsini deniyorum suratıma. Bir sonraki videoda da yeni aldığım ürünleri denediğim bir video çekmek istiyorum. Size anlatmak istiyorum. Bu güzel düşüncelerinizi benimle paylaşmaya devam ederseniz çok sevinirim. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Görüşürüz.